Malatya'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen orta hasarlı binalarda güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Malatya'da bazı vatandaşlar belediyelere başvurularak alınan güçlendirme ruhsatları sonrası anlaştıkları özel firmalar aracılığıyla kendiliğinden yerleşen beton kullanarak yapılarında güçlendirme çalışmaları gerçekleştiriyor. İnşaat yetkilisi Müslüm Okuşluk, Malatya'da ilk defa orta hasarlı yapıların güçlendirilmesinde C50'nin kullanıldığını kaydetti. Malatya'da Okuşluk İnşaat olarak 1976 yılından bu yana hizmet vermekteyiz inşaat sektöründe. Malatya ve diğer çevre illerimiz orta hasarlı binaların güçlendirmelerini yapmaktayız. Malatya'da bir ilk olan KYB betonu ilk defa bu binada kullanacağız. Betonun kalitesi C60, C50 kendinden yerleşen bir betondur. Malumunuz üzerine Malatya'da sürekli depremler oluyor. İnsanların can ve mal kaybı oluştu. Biz artık bunlara bir son demenin zamanının geldiğini ve artık daha sağlam, daha sağlıklı binaların yapılması gerektiğini, sağ olsun apartman sakinleri, site sakinleri de bu konuda özverili bir şekilde mantık çerçevesi içerisinde hareket ettiği için bu tür kaliteli ürünleri kullanıyoruz. Türkiye genelinde ortalama 20 bin üzerinde konut ve iş yeri güçlendirme projeleri, güçlendirmeleri gerçekleştirdik. Malatya'da KYB betonu ilk defa Fahri Kayağı'nda Ulu Çınar Apartmanı'nda kullanıyoruz. KYB beton kendinden yerleşen bir beton türüdür. Aynı zamanda kalitesi diğer betonlara göre daha yüksektir. 0,5 ile 1 arasında gidip gelir. Çimento oranı çok yüksektir. Özel kimyasalları mevcuttur. Sanko Holding'in Çimko betonla anlaşmamızdan kaynaklandı bu KYB'yi üretmemiz. Sanko Holding sağ olsun bu tür bölgelerdeki deprem bölgesindeki orta hasarlı binaların güçlendirilmesine özellikle önem gösteriyor. Özel firma yetkilisi Ahmet Yıldız da güçlendirme çalışmalarında kendiliğinden yerleşen beton kullandıklarını aktardı. Bugünkü uygulamamızda güçlendirme betonu döküyoruz. Güçlendirme betonu olarak da kendiliğinden yerleşen betonu tercih ettik. Kendiliğinden yerleşen beton içindeki kimyasal yapısına özel kimyasallar ekleniyor ve böyle demirlerin sık olduğu sıkışık alanlarda rahat geçebiliyor. Diğer brüt betonlardan en önemli özelliği budur. Yani bazı yerlerde vibrasyon bile gerektirmiyor. Güçlendirme betonunda Malatya'da ilk kez kendiliğinden yerleşen beton dökülüyor. Çoğu firma bunu daha önce üretmedi, test etmedi. Biz ilk kez burada deneyeceğiz, burada deneyimleyeceğiz. Başka illerde daha önceden İzmir'de falan denenmiş, dökülüyor uygulaması var. Biz de burada güçlendirmelerde çok etkili olduğunu düşünüyoruz. Daha fazla katkı sağlayacak. Belki bizim bu şeyi başlatmamızdan sonra diğer güçlendirme betonları da kendiliğinden yerleşen beton olarak dökülebilir. Bu yaygınlaşırsa hem çok yüksek bir beton dayanımı elde edilmiş olur, hem de güçlendirmelerde o sık demirlerin olduğu yerlerde sorunsuz bir beton dökümü gerçekleşmiş olur. Daha kaliteli olduğu için hasarlı yapılarında kendiliğinden yerleşen beton kullanmayı tercih ettiklerini aktaran apartman yöneticisi Rahmi Kiyalı da maliyetten kaçınılmadan çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi. Binamız orta hasarlı, güçlendirme uygulanıyor. Yaklaşık 2-3 aydır çalışma, hizmet devam ediyor firma tarafından. Demirleri falan yapı denetim tarafından kontrol ediliyor. Belediye tarafından kontrol ediliyor. Bu yeni çıkan betonu da biz kendimiz apartman sakinleri olarak çok memnun olduk. Çünkü çok daha güçlü olacağına inanıyoruz. Güçlendirme de bence şart.